Oğlum bak babanı yalnız bırakmasana yavrum. Babam bana taktı. Evde birbirimizi yiyoruz. İlişkimize bir süre ara vermeye karar verdik. İyi böyle, böyle. Bu mesafe çok iyi. Ben çok sevdim bu mesafeyi. Görüntülü konuşuyoruz. Bana bahçeye seslenmene gerek yok. Einstein. Zahide ne yapıyor? O da beni daraltıyor. Küstük. Ebeveynle 24 saat yaşamak kolay değil. Aynı fikirdeyim. Aynen. Kızım, bardağını bile bana toplatıyorsun. Bacaklarını kıracağım. Aynı fikirdeyim. Gizem abla, babam evin içinde bunaldıkça beni de bunaltıyor. Ben de senin yanına atlayıp gelsem mi be? He? Lütfen. Bize gelmeden nereye gidersen git. Sende tam genç taşıyıcı tipi var ha. Ya nerede taşıyacağım acaba? 10 gündür evden çıkmadım. Arka villada bahçe sulayan kız silüeti gördüm, heyecanlandım. Kız kimmiş? Kız değil, bir döndü Feryal teyzeymiş ya. Ha ama o normal ya. O arkadan liselik, önden müzelik. Ben bir evde bir tur atayım, ben çok şiştim. Çok. Ben de kafa diyorum, annem kızıyor Cengiz. Bir konu aç da sohbet edek. Ne yaptın? Yıldız'la 24 saat aynı evde. Daha ne isterim ki oğlum? Yani dünyanın en güzel kızıyla aynı evde kafalı kalmak. Yani bir fantazinin içinde yaşıyorum sanki Ozan. Ben mentasızlıktan kafayı yiyeceğim. Beyler bak ne olur İlayda'yı falan aramaya kalkarsan beni engelleyin. Yani Yıldız olmasa bence de evde sürekli böyle zor yani. Sürekli ev çok zor abi, çok. Peki sen ne yapıyorsun kardeşim? Ev zor mu? Ev zor değil abi. Ben işten atıldım, o zor. Oo. Ama iyisin değil mi kardeşim? Hani ev basıyor mu? Parasızlık basıyor abi. Ev okey. Talip peki şu an niye Yıldız yanında değil? Ya Safiye abla evde herkesin arasına 2 metre mesafe koydu ya. Yanaşamıyoruz ki. Ay. Ay, kim var? Kim var? Bahir Bey bırak! Kesinlikle öldürüyormuş. Yok yalan o. Esas tarhana çorbası 30 saniyede etkisiz hale getiriyormuş. O da palavraymış. Ama lahana turşusundaki fayda şey yapıyormuş, virüsün akciğere inmesini engelliyormuş. Hayır be, esas o fake çıktı. Galiba tek gerçek şu, evde kalmak virüsü önlüyor. Ya ben zaten evden... Ev deyince baba sen neredesin? Deniz mi o arkadaki? Oğlum ne var? Şunda bir boy yürüdüm ya. Ne bir boy yürümesi ya? Ta sahile kadar gitmişsin. Dönsene eve. Deniz havasındaki iyot virüsü öldürüyormuş. Bunu şu an sen uydurdun. Deniz amca ne yapıyorsunuz orada? Ya adam delirdi. Evde tutamıyoruz babamı. Ya ne alakası var? Bir sahile ineyim yürüyeyim dedim ya. Polis mi? Oğlum polis beni gördü. Siz 65 üstü müsünüz? Vallahi benim üstüme doğru geliyorlar. Memur bey ben 56 yaşındayım. Biraz sakallı, beyaz da ondan öyle oluyor. Ya adam lan. Baba koş koş koş, kaç kaç kaç. Ya tamam gidiyorum ya. Sakın gideme söylemeyin bunu. Kesin sosyal medyaya düşer. Koş! Koş! Rahat ettin mi? Böyle sanki bir elimde aşık adam fasulye, bir elimde bıçak belirecekmiş gibi filan hissediyorum bir anda. Şöyle bir hareket geliyor bana böyle. Bu aşık adam ayıklama hareketi bu mu? Öyle bir şey mi o? Vallahi bence yakıştı. Rahatlar mı? Vallahi tiyerlikli rahat. Tiyerlikleri mi dedim ben Yaşar abi? Yaşar abi mi? Güzel. Tiyerlikli. Yaşar abi. Ne oluyor kız bana? Bir şey mi oluyor bana? Ne oluyor be ben? Tevbe bismillah ben ne biçim uğraşıyorum? Biraz şive mi geldi bana? Karışık bir şive geldi bana tevbe. Allah beni verin. Kavaşasını yok. Çocuklar beni kurtarın. Allah tevbe yarabbim. Bana bir şey yok.
ben koronadan korkmuyorum ya. Yani sigara içmiyorsan niye korkacaksın ki? Sonuçta ben de gencim yani. Gençlere bir şey olmuyormuş. Aşırı rahatım ben. Ben her şeyi dezenfekte ediyorum. Ve ailede kimseyi birbirine yaklaştırmıyorum. Onun için hiçbir korkum yok. Kapat. Kapat, kapat. Doktoru aramam lazım. Kapat. Kapat. 24 saat bahçede soğukta oturuyor. Hapşırınca panik oluyor. Bu ne bilimsizliktir ya. Televizyon seyrediyorum yatakta. Yalnız mısın? Ya, pijama partisi yaptık arkadaşlarla. Herhalde yalnızım o zaman. Ha, ya yok ben Alara falan diye. Aman odasından çıkmıyor psikopat. Çok memnunmuş. O zaten sosyal bir insan değilmiş. Bu süreçte herkes de onun gibi kendi kendine yetinmeyi öğrensinmiş. Yalnızsın yani. Üzerinde ne var? Görmüyor musun ne var? Görüntülü konuşuyoruz. Ha, yok yani ben öyle adettendir diye yani. Nerede adettendir? Gece konuşmalarında işte. Bu gece konuşması o gece konuşması değil. Bu milletin eve kapanıp birbirini araması işte. Yokluktan. Yok, hem de ne yokluk, hem de ne yokluk. Sen bir de bana sor onu, bana sor. Neyse, peki böyle endişe, kaygı durumları nasıl? Geceleri uyuyabiliyor musun? Uyuyorum valla. Hiç endişe yok bende. Niye diye düşündüm, buldum. Niyeymiş? Sayende bu sene ölümden döndüm Ozan. Ölümden mi döndün? Eşiği açtım herhalde. He, şu konu. İpek. Gelinlik mi giydin? Ha, severim ben. Arada giyerim böyle günlük. Güvenlik haber vermedi geldiğini. Denizden geldim motorla. İskeleden çıktım. Oo, elindeki benim pizza kesicim mi? Ya ben de kalmış dedim getireyim. Niye misin? Ha? Ay, canım benim kıyamam sana. Kurban ederim. Kurban olurum. Bu olacaktı o herhalde. Bugün kurban sensin aşkım. Hayatımız şurada şöyle kendini göstere göstere mal gibi duran o incecik damara bağlı. Şah damarı. Onu kessin mi morfingen? Hani espri yapmazdın. Yapmadım ki. Güler yüzlüyüm ben. Mutlu biriyim. Ama sen, herkes biliyor ki psikolojisi bozuk olduğu için kendine zarar verme potansiyeli olan birisin. Hiç planlamışım. Ay, giderek şu genizetini de kessem de hım hım konuşmam düzelse. Hele anlatın ya, bir arayayım dedim. Anlatın azıcık, ne yapıyorsunuz? İyi işte, vallahi ne yapalım, beziyoruz. Şanur abla, sen evden neredesin? Ben jacuzzi'deyim bak. Gözlerim ak, gözlerim kanıyor şu anda. Şenur Hanım, bizi jacuzzi'den mi arıyorsunuz? Şenur abla, deli misin sen? Bu ne utanmazlık? Ne var Allah Allah, ben vücuduma güveniyorum. Ah, gözlerim. Ya bu neyin kafası? Elin adamı şu an seni görüyor. Ne var Allah Allah, yabancı çocuk mu ya? Filmlerde görüyordum, hep özeniyordum. Hiç vakit olmuyordu. Dedim jacuzzi'de kendimle acık kaliteli vakit geçireyim. Ben şu anda hiç kaliteli zaman geçirmiyorum ama. Oo. Ozan, şu an aklından ne geçiyor çok merak ediyorum. Şu an aklıma ne geçiyor biliyor musun? Bu görüntü konuşmayı bulan adam keşke korona olsa. Yalnız süper bir olay ha. Ay, hamam gibi kirleri bir kapar diyor ki fısır fısır. Ozan, iyi misin? Bir şey söyleyeyim mi? Şu an iyiyim ha ben. Kadından soğudum, direkt şap etkisi yaptı. Oh be, vallahi ben böyle iki ay falan dayanırım ha artık. Kılım kıpırdamaz ya, vallahi. Şenur Hanım, çok teşekkür ediyorum. Hayatım kolaylaştı. Sağ olun ya. Şenur abla, ne yapıyorsun ya? Ne var? Ne ettim ya gene? Allah Allah, çıkıp gezince kızıyorsunuz. Evde kalmanın tadını çıkarınca kızıyorsunuz. Biz ne edek? Aman. Korolodan korunmanın en birinci şartı temizlik Safiye. Bak. Karantina bitse de çıkıp kimseyle görüşmeyecek kadar utandım. Bana bak, bu balon köpüğünden başka var mı? Bitti bu Safiye. Fokur fokur kaynıyorum ha. Fokur fokur kaynıyorum. Allah'ım, 24 saat yıldızla aynı evin içinde boğuluyor. Hani çok memnundun abi? Hani bir fantezinin içinde yaşıyordun? E fantezisi kardeşim, kabus bu, kabus şirret bu ya. Oğlum, genç güzel kız var evde işte, Allah Allah, kıymetini bil. Ne kızı kardeşim, ömür törpüsü bu ya.
Yani ruju bitti, dışarı çıkıp aramıyor diye ortalığı yaygaraya verip ağlayan bir salak. Ağlıyor mu? Ya dünyada salgın var, bu ruju ağlıyor. Hububat kadar beyni var. Al bunun beynini Safiye ablanın gıda stoğu yaptığı kilere koydursun. Hububat beyni ya, bu evlenme mi ya ben bununla? Var ya, ben bununla evlenmem ha. Ya o bodrum kata pide gibi yayıldı, ayağına servis bekliyor. Hayo. Ya annem beni ona hizmet edeyim diye mi doğurdu? Ben her insanın dünyaya bir geliş sebebi, bir rolü olduğuna inanırım. Kardeş, sen lokantacısın. Ya bir işin ucundan tut, bir sofra kur, bir yemek yap diyoruz. Home office kavramına inanmıyorum diyor. Bak ya. Bütün bunlar olurken hastalığa yakalanmış insanlarda antikor oluştuğu bulunursa bir aşının hazırlanması sadece zaman meselesi. Ben sana burada önemli bir şey söylüyorum. Sen bana boş boş ne anlatıyorsun ya? Bulunca böyle dım diye bir ses çıkıyor. O kadar boş bir kız. Bütün gün saçı, makyajı, kilosu, şu, bu. 24 saat dip dibe, hiç tahammülüm kalmadı. Ya kardeşim, en azından manitacılıktır ya. Oğlum ben burada yalnızlıktan ölüyorum lan. Ya biri kız yokluğundan, öteki her dakika kızı görmekten şikayet ediyor. Bu mu oğlum derdiniz? Ben işten atıldım, işten. Aç aç oturuyorum evde. Kardeşim. Doğrudur kardeşim. Bir şeye ihtiyacın var mı kardeşim? Var tabii ki. İban atıyorum şimdi size. Eyvallah. Tabii ki. En az 2-3 ay daha işsizim. Onun için adam gibi bir şeyler yollayın. Hemen. Sizin pembe dertlerinize be. Kapat. İban atıyorum, saat 5 olmadan hesapta parayı göreceğim. Ben kapatayım çünkü EFT filanca yarım saatte şey oluyor. Tamam Talip. Doğrudur. Görüşürüz. Benim nenem şamandı. Ya namazında, niyazında kadındı. Nereden çıktı şimdi Allah Allah? Şey, gençlik kremini siz mi yapıyorsunuz? Terzi kendi sekerini dikemezmiş. Her gün böyle iki kişi gelse sakalımıza bakar. Kız niye herkes böyle oldu? Acık kafanızı ferah tutun be. Nasıl tutalım ya? Evet Nasır. Kocam kardeşim Bursa'da. Sürekli evden kaçıp dolaşan canlı bomba Şenlur ablayla 7/24 beraberim. Beni anla Gizem'in, biraz telepati yap. Telepati? Telepati biraz zor olur şimdi, bilemiyorum. Görüntülü konuşmayla idare edeceksin. Anam empati o, empati. Kafa kalmadı ki. Haklı kadın yani. Sürekli endişe, panik, gelecek korkusu. Ama bir yerde hayatı böyle mi Cengiz? Biz hep endişeyle yaşıyoruz ki. Şu an sadece dozu biraz fazla. Nasıl yani? Ne bileyim, hani mesela unut koronayı. İşte efendim, eve hırsız mı girecek? Evi su mu basacak? Çıkarken ocağı kapattı mı? Deprem mi olacak? Ne olacak falan? Hayatta hep zaten endişemiz var bizim yani. Ama şu an hepimiz çok korkuyoruz Gizem. Cengiz'im, eskiden de korkuyorduk. Hep korkuyorduk. Uçak düşmesinden korkuyorduk. Trafik kazasından korkuyorduk. Bir de uçak düşmesini, küvette kayıp düşmekten bile korkuyorduk. Onun için o plastik vantuzlu çirkin şeyleri koydurttun ya küvete. Ama Gizem'im, bu defa önlemler çok fazla. Yok koliyi sil, elini yıka, maske tak, kolonya sık, evden çıkma, bittim ya, yetti. Anacığım, biz normalde mesela evin kapısını kilitliyoruz. Ondan sonra arabada emniyet kemeri takıyoruz, eve yangın sigortası yaptırıyoruz. Yani hep önlem alıyoruz. Sadece bu sefer önlemler biraz daha fazla ve biraz daha hayatın içinden. Kız boş ver onu. Ya savaş olsaydı? Düşünsene, kafamıza bomba yağsaydı, açlık olsaydı, susuzluk olsaydı. Yani evet, onunla karşılaştırınca şu an bayağı şahaneyiz aslında. Anam, bunların hepsi geçecek. Vallahi ben sana söylüyorum ya, bunların hepsi ana olacak. İleride konuşacağız. Ay neydi o korona falan diye. Vallahi. Bak, tünelin ucunda ışık var ve bizi bekliyor. Doğru tabii de yine de moralimiz çok bozuk Gizem. Bize bir parti lazım. Parti mi? Tabii, kesinlikle. Canlı müzik, dans, party like it's 1990. Ben ayarlayacağım. Kız, ben evdekilere 2 metreden fazla yaklaşmıyorum. Ne partisi? Bende. Hepsi bende. Partilerin hepsi bende. Canlı müzik, hep birlikte eğlence, dans. Göreceksiniz bak, muhteşem olacak. Kapat, gece buluşuyoruz. Başımıza neler gelecek acaba ya? Hı? Güzel şeyler söyledi, dinledik, açık iyi geldi. Ama benim şu an gidip fasulyeleri kolonyalamam lazım. İyi akşamlar.